6 Şubat depremlerinin birinci yıl dönümünde Hatay'dayız. Acımız dün gibi taze. Öncelikle kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve ülkemize başsağlığı diliyorum. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in başkanlığında tüm milletvekillerimizle birlikte, örgütümüzle birlikte deprem bölgesindeyiz. Bugün burada depremzedelerimizin acısına ortak olmak, yaralarını sarabilmek üzere geldik. Depremi en yakından hisseden illerden biri de seçim bölgem Mersin'de. Acı bir tablo ile karşı karşıyayız. Cumhuriyet tarihinin en ağır felaketini yaşadık. Depremin üzerinden aylar geçti. Fakat bölgeye baktığımızda depremin etkileri, yaşanan mağduriyet olanca ağırlığıyla devam ediyor. Bugüne kadar yaşadığımız pek çok büyük depreme karşı ülkemizin, şehirlerimizin, binalarımızın, kurumlarımızın ve halkımızın depreme hazır olmadığı gerçeğini çok acı bir biçimde tecrübe ettik. Tabii böyle felaketlerde bizler Cumhuriyet Halk Partisi olarak birlik ve beraberlik içinde olmak, dayanışma duygusuyla hareket etmek, tek yürek olmak gerektiği bilincinde olduk her zaman. Böylesi büyük felaketlerin siyasete alet edilmemesi gerektiği inancındayız. Ancak ne acıdır ki ülkenin Cumhurbaşkanı Erdoğan önce deprem konutlarını siyasi malzeme yapmış, seçimler için bir propaganda aracı haline dönüştürmüştür. Sonrasında ise depremin kalbi Hatay'da depremzedelerin yüzüne baka baka tehditkar cümleler kurarak "Oy vermezseniz hizmet de yok" demiştir. Depremle yıkılan bir kentin halkı bu sözlerle bir kez daha enkaz altında kalmıştır. Halkı alenen tehdit etmektir. Düşmanca, ayrıştırıcı, akıl dışı bu açıklamaları Hatay halkının takdirine sunuyoruz. Bölgeye bakıyorsunuz, barınma sorunu çözülememiş. Konteynerlarda cam pazarı yaşanıyor. Yangınlar, su baskınları ile depremzedeler kaderlerine terk edilmiş. Konut sözü yerine getirilememiş. Kızılay çadırlarını satarak tarihe geçen bir hükümet var önümüzde. Depremin üzerinden 365 gün geçti. Görünen manzara utançtır. Depremden sonra Ağustos ayında partimizin görevlendirilmesiyle deprem bölgesinde incelemelerde bulunmuştuk. Bunu daha sonra da raporlaştırmıştık. Acil çözülmesi gereken konuları, tespitlerimizi kamuoyuyla paylaşmıştık. Bugün tabloya bakıyoruz, tek bir adım atılmamış. Sorunlar yumağı devam ediyor, eğitim-öğretim faaliyetleri aksamıştır. Ortaya çıkan bina enkazları doğru bir şekilde bertaraf edilemediği için yeraltı sularına, tarım arazilerine, bitki örtüsüne, çevre ve insan sağlığına zarar vermeye devam etmektedir. Deprem sonrası inşaat ve yıkıntı artıklarında bulunan asbestin tehlikesini defalarca dile getirdik. İnsanlar kanser riskiyle karşı karşıya. Sanayi bölgelerinde büyük oranda yıkımlar gerçekleşmiş ve sanayi üretimlerinde önemli oranda azalmalar yaşanmıştır. Sağlık alanında sorunlar çözülememiştir. Salgın hastalıklar baş göstermiştir. Özellikle Antakya ve Defne ilçelerinde tam donanımlı hastane bulunmamakta, doğumhane ve ameliyathaneler hizmet verememektedir. Depremin ilk anından itibaren Cumhuriyet Halk Partisi olarak belediyelerimiz ile tüm örgütlerimiz seferberlik ilan etmiştik. Bölgeye yardımlarımızı ulaştırdık. Depremi en yakından hisseden Mersin, başta olmak üzere Mersin Büyükşehir Belediye Başkanımız ve tüm Mersinliler dayanışma örneği göstermiş, her türlü desteği sunmuşlardır. Hala da tüm yardımlarını ve desteğini devam ettirmektedirler. Sonuç olarak hükümet bu depremde sınıfta kalmıştır. Eksikler, çözülemeyen sorunlar mağduriyet yaratmıştır. 21 yıldır iktidarda olan bir hükümet depremin hemen ardından verdiği sözleri yerine getiremediği için sınıfta kalmıştır. Bizim isteğimiz Hatay halkının ve tüm diğer deprem bölgelerinde yaşayan vatandaşlarımızın istediği yaşanan mağduriyetlerin bir an evvel giderilmesi ve normal hayatlarına devam edebilmesidir. Bunun için Cumhuriyet Halk Partisi olarak her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz.